En sevdiğin silahlar hangileriydi? Şöyle bir iki tane söylesem. Ben genelde tabanca da seviyordum ama yani şey 3-1 mi var, ne var ya, böyle garip bir şey var yanında. MP5. Girintisi olan olabilir. Silahlar ben çok iyi değil. Ben şeyi çok severdim. 4-4 ve 4-2. 4-4 dediğimiz AUG. Hı 4-2'de SIG komando. Pekala. Bunların ikisinin de özelliği skoplarının, dürbünlerinin kısa mesafeli olması. Az yaklaştırıyor. Şunlar. Tamam böyle kavisli gibi gelen böyle dürbünüyle mürbünüyle. Evet. Yani sağ tıka bastığın zaman hatta şey yapmaz. Ne denir ona? Aslında dürbün içinden göstermez. Kafayı silahın ucuna doğru yaklaştırır. Silah görmeye devam edersin. O silahları kullanırken sağ tuşa bastığında. Ben onları seviyordum. Niye? Kısa mesafe yaklaştırdıkları için aslında ve Counter-Strike aslında bölümleri çok uzun mesafeli alanları olmadığı için çok optimum, hoş bir yakınlaşma mesafesi oluyordu ve aynen öyle. Bence aim almayı çok kolaylaştırdı. Bu kadar build-up yapıp da anlattığım şey de bunun da scope onun gibi çalışıyor. Mesafesi kısa. Hem iyi vuruyor hem de kendisi kolay eğim aldırıyor. Diğerinde yakın mesafedeki şeylere sağ tıkla vuramıyordum çok yaklaştığı için. Çok ve iyi. Şey ıskaladığım zaman ağlamıyorum. Baksana bayağı vuruyorsun sağın öbür tarafına. Ha evet. Yani yine sonsuza kadar gidiyor mermisi. Bu arada tek farkı şey yani. Az yaklaştırıyor olması. Bir de reload yok. Çok iyi. Öbürünün o zaman direkt senin için upgrade bu. Bence öyle. Damage o kadar yüksekti. Diğeriyle 2000 falan vuruyordum. Bununla bakayım. 150 vuruyorum. Yani bossları o kadar tek çekemeyeceğim. Olsun. Canım sağ olsun. Ama edleri sağlam geçiriyorsun. Amacım zaten bunu açmakta. Senin zaten oyundaki şeyin buydu, görevin. Amacım buydu, bunu açmakta. 30 kere üst üste ıskalamadan şey vurmaktı. Critical hit atmaktı. Yaptım. Ben çıkıyorum. Kendine iyi bak. Kill on you, pekala. Sana günaydın. 34. Sana niye? Sen ne yapıyorsun bu saatte? Ben bilmiyorum, uyanıyorum. Uykum tutmadı. Uykum tutmadı. Ben hala şey ya, saat farkı pek alışamadım da. İş başladıktan sonra önce. Gezmek yaramadı. Hiç uyumadın yani. Hani uyuduğun uyandığın gibi değil. Hiç bugün mü? Kadar. Yok. Aha. İyi. Aha şeytan. Bana uyar. Bana fark etmez. Ben bir an heyecanlanmıştım. Ben sabahlayacağım diye zannedip. Öyle olmayacakmış. Belki ben yine sabahlarım da. 34. Tek başıma sabah. Oo, bilmiyorum Ece, o kadar yiyecek yiyecek bir sürü bir şey aldık yarın için. Planımızda kalmadı yarına. İlla öyle mi? Wow. Mert'o bu karakter iyi bu arada ama yine şey yapıyoruz değil mi? Biraz level atladıktan sonra bir sonraki şeye gideceğiz. Sen bulabildin mi? Ben öyle hem de zaten teleporter'ı bulamadım. Tamamdır. Ben de daha bulamadım. Pekala. Shift bu, right click bu. Çok iyi. Peki Taylancığım, son dönemde yaptığın Güney İrlanda gezisinde. Güney İrlanda. En sevdiğin yer neresi oldu? Güney Amerika gezisinde. Evet. Güney Amerika'da. Panama. Panama sordunuz. Panama soruyorsun. Neden? Uşağım. Şey ya, tropik. Böyle biraz daha Güney Amerika'dan bekleyeceğin bir yer gibi. Bravo.
Halbuki Panama aynen. Sanki Güney Amerika mı ya Panama? Yani Central. Panama tam ortası Amerika. Aynen Central. Şimdi ben mesela hayatımda şeyi duyduğumda çok şaşırmıştım buradaymış. Meksika bir Kuzey Amerika ülkesi dendiğinde dedim ki nasıl olabilir ama nasıl ya? Kanada veyahut da Amerika değil ora. Görüntüsü bile sepya. Yani böyle bir şey olamaz. Bir kere sıcak. İnsanlar İspanyolca konuşuyor. Nasıl olabilir demiştim. İnsanlar bana kötü kötü bakmışlardı. Haklı olarak. Yani. Mert oradaki insanların hepsi şeyi soruyor. Türkiye Avrupa'da mı? Avrupa Birliği'nde mi? Ve adamlar sabah akşam Türk dizisi izliyor Mert. Evet, öyle bir gerçeklik abi, var. Abi çok garip ya. Şeyde, Netflix'teki Türk dizilerini en çok izleyen ülke Brezilya, Türkiye değil. Abi çok fena ya. Var öyle. Tuhaf şeyler çok izliyor gerçekten. Yani zaten Orta Doğu ve Pakistan'da falan aşırı çok izleniyor. Hani onu biraz anlıyorum. Yine görece yakın kültürler. Ama işte aynen kültür olayı hani çok farklıyız Güney Amerika tarafıyla ama yine de. Yok ya Netflix dizisi dediğinde de şeyler var ya kıtırık kıtırık. $10'la yapılmış Türk dizileri de oluyor ya onları falan da izliyorlar. Ha evet ha. Aynen şeyler var. Biri de onu söyledi. Netflix'in yaptığı Türk dizilerinde bu bizim teorimiz bu arada. Yani gerçekten böyle mi oluyor bilmiyoruz ama ikimizin de teorisi. Bizce senaryolar İngilizce yazılıyor. Ve sonra Türkçe'ye çevriliyor. Büyük ihtimalle çünkü zaten Netflix tarafından oyalanması için. Yani bence bütün proses İngilizce başlayıp devam ediyor. Evet. Dolayısıyla diyaloglar falan böyle çok rahatsız edici aslında. Aynen, türevi alınmış gibi. Aynen. Yani böyle gerçeklikten uzak diyalog şeyleri var. İşte yani anlamadığım bir, yani akademik olarak hiç anlamadığım bir konu ama yani diyalogların o construction'ı, inşası bence Türkçe dinlediğin zaman bir kulağa tırmalıyor. Hani şey diyorsun lan kim böyle cümleler kuruyor ki falan gibi. Özellikle hani plot twist'lerin olduğu, hani aniden şaşırmamız gereken şeylerin olduğu noktalarda iyice yaşıyorsun. Çünkü şey farkı var ya, İngilizce'deki gramer yapısından dolayı yüklemi başta duyuyorsun. Dolayısıyla İngilizce yazılmış olan senaryolarda insanları şaşırtacak şeyler yüklemler değil, objeler olarak ayarlanıyor. Ki hani cümlenin sonuna koyup etkileyici vuruşu yapabilmek için. Türkçe'de tam tersi. Bizde de yüklemin sonuna koymaya çalışıyorsun genelde. Yani daha doğrusu şaşırtıcı şeyin yüklem olması için minnak bir çaba var. Minnak. Ama şimdi tam tersini alınca buldun mu? Benim $500 var bir harcayacak yer bulamadım. Ama Netflix filmlerinde şey gibi oluyor dizilerinde. Pardon. Evriyle yapılmış gibi olunca böyle bir tatsız. Bir anlamadığım, adını koyamadığım diyaloglarda böyle bir ulan tamam gerçek değil de gerçekçi de değil yani. Aynen. Şey ya zaten şey var. Ben de aynı şekilde hiç şey izlemedim. Netflix'te Türkçe dizi izlemedim ama yani büyük ihtimalle şeydir. Şartlarından bir tanesi kesinlikle İngilizce dublajı olacaksa eğer. Kesinlikle. Zaten olmak zorunda. O yüzden zaten İngilizce dublajlı bir dizi olarak yapıp Türkçesi alternatifmiş gibi oluyor bence. O yüzden bütün şey yapısı, işte atıyorum spoiler'ın açıklanma yapısı, hani o cümlenin şekli falan İngilizce baz alarak ilerliyor yine. Çağırıyorum, başlatıyorum. Ben öyle çağır ya. Ben hiçbir şey bulamadım. Sen şey almışsın. Muhtemelen öyle ya. Ben de hani dediğim gibi ne konunun uzmanıyım ne. Bu konuda yani derin okumalarım var ama benim hissiyatım en azından bana böyle hissettiriyor bu tarz
beyler. Yani hani diğer hissiyatlarına kıyasla hani mesela güvercinlerin gerçek olup olmaması biraz daha kabul edebilir bir seviyede. Teşekkür ediyorum. Ben de öyle hissediyorum. bu büyük arı nerede? Ha orada. Önünde. Dur. Dolayısıyla bak bana şey saçma geldi. Bu eleman süper bu arada. Ne? Anlamadım. Bu eleman süper. Sevdim. Sevindim sevmene. Dolayısıyla bana şey saçma gelmiyor. Brezilya'da ıvırdı zıvırdı Türk filmlerinin daha çok, Türk dizilerinin daha çok izleniyor olması saçma gelmiyor. Çünkü muhtemelen hem bir yandan ilginç geliyor insanlara. Çünkü bizim dizilerde şey etkisi de var ya işte hani azıcık Rütük de bu işlere biraz karıştığı için İslamiyet de uygun olacak. Türk muhafazakar aile yapısına da uygun şeyler çıkarılmaya çalışıldığı için onlar da farklı geliyor yani. Değil mi? Otantik geliyor biraz. Yani aynen öyle. O yüzden ama olmaları çok da şaşırtıcı değil ama. Şey sonuçta hani onlarda bu işin başlaması atıyorum Aşk-ı Memnu'yla falan oluyor. Evet öyle bir durum var. Ama işte biraz da şey diyor bizde de biliyorsun yani Brezilya dizileri aşırı ünlüydü ya. Rosalinda I am ya benim anneannem büyük Rosalinda hayran. Hazır mısın bu arada? Bak Ece de öyleymiş. Ece de Rosalinda hayranmış. Rosalinda fenaydı ya. Maria Mercedes bak onu da biliyorum. Marimar. Ben bile biliyorum bunları. Ben yani hiç izlemedim ama yani bir şekilde şey kalıyorsun, maruz kalıyorsun. Ya huyundan ya suyundan. Dur, kasetleri derken müzik. Yani anlamasan da dinlenir canım, ne olacak? Evet. Yani şey, Ece de o dizideki başrol oyuncusunun albüm kasetlerini alıyormuş küçükken. Hani hiç anladığım kadarıyla beğenmesi de. Albüm kaseti derken şey mi, dizi müziklerinin olduğu bir şey mi yoksa? Yo bayağı şarkıcı. Abla aynı zamanda. Bizdeki işte şey gibi. Yavşar gibi falan mı oluyor? Bilmiyorum. Daha güzel örneği kesin vardır da. Kesin yani vardır. Bir Yavşar'ın daha kötü bir örnek. Bir Belcan Esten şey. Oyunculuk gibi. Türkan hiç orayın yok. Ha? Mantıklı. Gülben Ergen. Gülben Ergen. Tamam, buldum. Daha güzel örnek buldum. Gülben Ergen daha güzel örneğimdi. Gülben Ergen şeydi güzeldi ama ya tatlı neydi o? Hayat değil, dadı. Aynen tatlı dadı. Tatlı dadı değil, dadı. dadı. Ama tatlı bir dadıydı hani. Tatlı hayat, Haluk Bilginer'le Türkan Şoray'ın. Bu da Haluk Bilginer var ama değil mi bunda da? Dadı. Hayır, dadı da Kenan Işık var. Tamam işte o da şey, indirimli hali. İndirin alter egosu değil abi. Kenan Işık, kim 500 milyar ister? Ben çok ayırt edemiyorum insanları. Televizyondaki ya, şey çok mutlu oldum yani benden daha kötüsün bu konuda. Ben çok kötüyüm. Yani az önce farkındaysan saçma sapan isimler söyledim. Aklıma gelen ilk ünlüleri saydım. Senin benden de kötü olman beni çok mutlu etti. Ha, rica ederim her zaman. Bugün çok mutlu oldum. Bugün bir şey oldu Taylan. Ne oldu? Konuyu böyle bıçak gibi kesip bambaşka bir şey anlatıyorum ama. Bugün şeye gittim. Şimdi bizim burada hava kirliliği sorunu var dedim ya bugün sana. Hava kirliliği ciddi derecede yüksek oranlara çıkıyor bazen. Böyle bazen o ne bazen diyor ya falan konu olan. Rüzgarla alakalı değil mi? Rüzgarın yönüyle alakalı falan olarak mı? Yoksa yangınlarla şey mı var, alakalı? Orman yangını var. Bir buçuk aydır falan sürüyor bir türlü bitmedi. Sürekli yayılıyor hayvan gibi. Bu ne ya? Burada blok gibi bir şey geldi Taylan. Bilmiyorum kendisini belki görmek istersin. Orman yangınları bir türlü bitmediği için onun külleri, ıvırları, zıvırları çılgın bir hava kirliliğine sebep oluyor. Mistborn'daki gibi. Aynen ve rüzgar sebebiyle senin dediğin gibi
New York ve Quebec arasında sürekli gidip geliyor iğrenç hava. Ve hani bazen şey seviyelerine çıkıyor. Dışarı çıkmayın. Kapınızı, pencerenizi kapatın. Karılarınızı, kızınızı kilitleyin eve. Aynen. Witcher geliyor. Aynen öyle. Aynen öyle bir şey oluyor. Yani bugün o kadar kötü değildi ama çok da güzel de değildi. Yine yüksekti hava kirliliği. Öyle olunca ben de maskeyle çıkıyorum. Hani saçma sapan bir de ciğerlerimizi şey yapmaya gerek yok. Külle doldurmaya gerek yok. Ben tabii ben ki. Bu güzelim ciğerlere sigara bile içmiyorum. Ki bakmaya çalışıyorum ciğerlerine. Neyse. Yüzümde maske vardı. Şeye girdim. Alkol almak için tekele girdim. Çok iyi. Gerçekten tekel bu arada. Burada alkol tekelde satılıyor. Devlet satıyor. Burada yüksek alkollü alkol ürünlerinin sadece devlet satıyor Quebec'te. Marketlerde sadece bira ve düz şarap bulabiliyorsun. Mantıklı. Neyse. Oraya girdim. Ağzımda maske var. Alacağım şeyi kasaya koydum. Kadınla işte merhabalaştık. Nasılsın, iyi misin? Klasik. Ondan sonra kadın dedi ki kimliğinizi görebilir miyim? Dedim ki ya o kadar mutlu oldum ki şu anda yüzümde maske olduğunu farkındayım ama o kadar mutlu oldum ki çıkardım kimliğimi ve sonra kadın bana dedi ki ya 19'la başlıyormuş dedi. Oha! Mert 19'a başlamış deyince de hani çok fazla bir şey olmuyor da 23 yaş oha. Yani çok iyi Mert. Eşim Mutlu'nun arasına yani yazarsın bunu. 19'la başlamış dedi yani işte 1999'lu bile olsam 24 yaşında oluyorum değil mi? Yani. 19'la başlamış. Bunu Eşim Mutlu'ya yazsam gerçekten CV'me ekleyeyim lan bunu. Aynen. Neyse ama bugün bana kimlik sorulduğu için ben çok mutlu oldum demek ki. Lan demek ki yüzümün yarısı kapalıyken genç görünüyor. Yani ya da belki de bir suçluyu arıyorlar. O sen misin değil misin anlamak için denk geldi. Kadın sadece attı. Havalarındaki rastgele kontrol bana denk geldi. Ya da şey hani belki de belli bir yaştan sonrasına ya, satış yasaktı hani 1800'de başlayan sayılara. Tamam, 18'de başlıyor yaşımızın doğum yılımızın başı. Kadın beni 1900'lerden gelmekle şey yapıp bu arada muhtemelen kendisi 2000 bir şeyle yani genç de bir kızdı. Onun gözünde iyice yaşlı ve değersiz oldu. Eğer babacık fantezisi yoksa. Alo, seni partiye çağıracaktım ama vazgeçti. ya da belki de kendisine de alkol alırtacak, o yüzden şey arıyor. Aa, buldum galiba teleporu, buldum basın geldim. Bas. Benim şu anda şeyim iyi ya, karakterim. Yok, o kadar bok gibi yerdeymiş ki, şuraya baksana be, benim karakterim bok gibi. Geliyorum. Helal Mert. Valla şeyi reload'u olmadığı için çatır çatır vuruyorsun aslında. Hiç fena değil. Bir tek çok sağımı solumu göremiyorum. Zoom yaptığın zaman first person oluyor kamera. Yani yine bir sıkıntı var. Hayır, hareket. Ohoho, oyun bazen evet. Çok zevkli. Hayır, ölemem. Ben de. No. Başın arkasına geçelim arkadaşlar. Ama yeteneğimiz güçlendi. Bir şey beni dünyanın sonuna atıyor. Mutlu şu elemanın yani. Saldırısı işte. Her şeyi dojladım bu sayede. Hayatı dojlamışım. Her şey lan. Hayatı dojladığım, ölümü dojladığım, her şeyi öldürüyorum. Mutluyum. Bana bu arada hayatımda ilk defa alkol vesaire bir şey alırken kimlik soruldu. Aa, çok iyi. İlk defa gerçekten. Yani gerçekten. 30 yaşımda tadacakmışım. İki eşim bunu aynı anda açmışsın. Aynen. Bunu 19'unda da tatmış olmayı çok isterdim ama. Gerçi Türkiye'de ben 15 yaşındayken de gidip bira alıyordum. Kimse de evet. Sen biraz da küçük görünüyorsun demiyordu. Ya da hani hiçbir zaman tekele şey demek zorunda kalmadım hani. Abi birayı babama alıyorum falan. Yo bayağı. Mert orada yaş sınırı kaç? Fight'ımı almayı unutma.
Tebekte 18. İyi. Şeyde değişiyor. Diğer taraf. Nova Scotia'da 21 galiba. Ama peki mesela birisi gitti, 16. Tamam mı? Elinde kebek şeyi var. Kim? Evra var. Alabiliyor mu? 18 yaşında da. Nasıl yani? Diğer tarafta da. Yok alamıyorum. Yani şey gibi düşün. Türkiye'den geldin. 18 yaşındasın. Nova Scotia'da yine alamıyorsun. Anladım. Bulunduğun yere göre. Evet. Ben hazırım. Basabilirsin. Ben gerçi 1700 şey var ya. Neyse. Bu arada... Merso. Paraları mı çekti? Paraları çekiyor. Ama neye göre çekti? Acaba paralar direkt karşılığında yoktu. Şey mi veriyor? İki tane bir şeyimiz var, ondan mı veriyor? Ne olduğunu bilmediğim o beyaz sol yukarıdaki. O şey işte, soğanları açıyorsun onunla. Tamam.